Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle dünyada yeni bir güvenlik mimarisi oluşuyor. NATO bu mimarinin en önemli unsurlarından. Böyle bir dönemde NATO içindeki üyelik tartışmaları da sürüyor. Özellikle İsveç'in üyelik süreci, Türkiye'nin Rusya ile ilişkisi, ittifakın çifte standart uygulayıp uygulamadığı önemli tartışma başlıklarından. Türkiye böyle bir dönüm noktasında İsveç'e onay vermek için güçlü mutabakata uyulmasını istiyor. Pasaport, Türkiye-NATO ilişkileri ve bu ilişkinin geleceğini ele alıyor. Soğuk Savaş sonrasında Rusya, Batı ile normalleşirken NATO ile ilişkilerini de geliştirmişti. Rusya, NATO'nun eski Sovyet coğrafyasında genişlemesini istemiyordu. NATO ise 1999 yılında eski demir perde ülkelerine yönelik genişleme politikasına başladı. Sınırlarını giderek büyüttü. Rusya bunu bir tehdit olarak gördü. 2000'li yıllara gelindiğinde NATO-Rusya flörtü sona eriyordu. Ama Ukrayna'nın işgali en önemli kopuş noktası olacaktı. Çünkü 2022'deki Rus işgali tüm dengeleri değiştirdi. Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da ve dünyada önemli değişiklikler oldu. Askeri, ekonomik ve siyasi açıdan. Özellikle güvenlik konusunda Avrupa yeni bir dönemin eşiğinde. Soğuk Savaş döneminin aynısı olmasa da denklemin bir yanında NATO, diğer yanında ise Rusya var. Rusya böylesi bir kamplaşma bekliyor muydu bilinmez. Bir NATO ülkesi olan Türkiye de bu denklemdeki yerini ilan etti. Ama Türkiye'nin kendine özgü bir politikası da var. Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşurken Türkiye'nin de önünde dengede gitmesi gereken bir yol var. Aynı zamanda itirazları da söz konusu. Şu anda NATO. Aslında Rusya'yı yok etmek değil, tam tersine o sınırların ötesinde Rusya'nın Avrupa'ya bir daha tehdit olmayacak bir biçimde imkan ve kabiliyetlerini sınırlandırmaya çalışıyor. Onu yok etmek çünkü mümkün olacağını hiç sanmıyorum. Büyük bir güç ne olursa olsun, belki Soğuk Savaş dönemindeki konvansiyonel kapasiteye sahip değil ama gene BM'nin bir nükleer gücü. Rusya zaten biliyorsunuz NATO'nun son stratejik belgesinde öncelikli bir tehdit olarak ilan edildi. Tarihsel olarak geldiği yer itibariyle büyük bir değişim ve dönüşümden geçmiş bir NATO ile karşı karşıyayız. Askeri bir örgütlenme olarak, bir savunma örgütlenmesi olarak da en başarılı askeri ittifaklardan bir tanesi. Çok ciddi bir tarihsel birikime sahip, muazzam bir askeri güce ve bu askeri gücün entegrasyonuna, yani birçok ülkeyi bir arada tutan ve bunu entegre bir caydırıcılık stratejisine dönüştürebilen ve bunu da operatif hale getirebilen bir örgüt. Siyasi tartışmaların dışında tamamıyla askeri bir pencereden baktığımızda NATO'nun bugün çok başarılı bir örgütlenme olduğunu söylemek mümkün. Ama siyasi tartışmalar tabii ki hala devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı dünyası ile Sovyetler Birliği arasındaki bölünmede öne çıkan nokta askeri güç ve güvenlik kaygısıydı.
Batı, Sovyetler Birliği'nin askeri ve ideolojik bir tehdit olduğu konusunda hemfikirdi. NATO bir savunma örgütü olarak bu dönemde önemli rol oynadı. Soğuk Savaş sonrası Avrupalı ülkelerin çoğu savunma harcamalarını kısınca ittifak içinde yük paylaşımı da zaman içinde değişti. NATO'nun varlık tartışmaları artarken öneminin kalmadığı iddia ediliyordu. NATO 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1949'da kuruldu. Kuzey Atlantik yani Amerika ile Avrupa hattındaki savunma örgütü. 12 ülkeyle başladı. Bugün 31 üyesi var. 2. Dünya Savaşı'nın ardından dünya ikiye bölünmüş, Batı ile Doğu bloğu 40 yıl süren bir rekabete başlamıştı. NATO da bu rekabetin askeri kanadıydı. O dönem özellikle komünizme karşı mücadelede farklı roller oynadı. Bu konuda çokça eleştirildi ve Sovyetler Birliği yıkılana kadar bu anlayış devam etti. Soğuk Savaş yani 1990'lardan sonra NATO kriz yönetiminden insani müdahaleye, oradan terörle mücadeleye kadar farklı misyonlar yüklendi. Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra stratejik konsepte daha böyle yumuşak tehditler çerçevesinde bir NATO yapılanması düşünülüyor iken artık çok net bir şekilde Soğuk Savaş'ta olmadığı kadar nükleer tehdidin gündemde olduğu, işte sınırların değişme tehdidinin gündemde olduğu bir zamanı yaşıyor Avrupa ülkeleri. Ve bu anlamda da bugüne kadar tarafsızlığını korumuş pek çok ülke bir taraf seçmeye bir anlamda zorlandı. Bunun en son örneği de bu meselenin Arktik bölgeye sirayet etmesi sonrasında İsveç-Finlandiya ikilisinin son noktada NATO'ya üye olmak için başvurmasıyla doruk noktasına vardı diyebiliriz. Giderek Avrupa'nın Kuzey Kore'sine dönüşme potansiyeli olan bir Rusya Federasyonu var. Bu Rusya Federasyonu'nun Çin'le olan ilişkilerindeki asimetri de Pekin lehine giderek artıyor. Dolayısıyla bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman, bütün bu faktörleri, tabii Belarus'un yine nükleer statü kazanmasıyla birlikte 1997 NATO-Rusya anlaşma zemininin de giderek ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Bütün bunlarla birlikte yakın dönemde bir uzlaşının ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu da not etmekte yarar var. NATO ittifakının bütün üyeleri Rusya Federasyonu'na karşı aynı görüşleri paylaşmıyor. NATO'nun 1950-90 yılları arasındaki hedefleriyle bugünküler hem farklı hem benzer. Sovyetler Birliği yıkıldı ama Rusya ayakta. Bu durumu göz önüne alan NATO, eski Doğu bloğu ülkelerini ittifaka dahil etti. Eskiden düşman olarak tanımladığı ülkeler artık NATO'ya üye olmaya başlamışlardı. Rusya ile NATO arasındaki güvensizlik giderek derinleşti. Kimilerine göre Rusya haklıydı. Kimilerine göre ise Gürcistan ve Ukrayna işgalleri bardağı taşıran noktalar oldu. Tüm dengeler sanki eski ayarlarına dönüyordu. Rusya Ukrayna'ya saldırırken gerekçesi belliydi. Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması, NATO'nun Rusya'ya fazla yaklaşmaması ve NATO'nun içinde çatlak yaratabilmek. Ancak Rusya NATO'ya bir anlamda hayat verdi. Rusya Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını engellemek isterken ittifakı birleştirdi. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi Rusya'nın karşısında bir blok halinde daha da kenetlenmiş bir güvenlik ve savunma teşkilatı var. Sovyetler çöktükten sonra bu eski Sovyet Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandılar. NATO'nun parçası oldular. Baltıklar gitti. Orta Merkezi Avrupa gitti.
işte Orta Asya Cumhuriyetlerin bağımsızlığı ortaya çıkması. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Rusya'nın bunları özümsemesi de çok kolay değil. Taraflar birbirini değerlendirmede de çeşitli hatalar yaptılar. Kendi gücünü de belki bir noktada abarttığını söyleyebiliriz. Bu tabii bizim Rusya'nın askeri potansiyeli azımsadığımız anlamına gelmiyor. Bunlar taktik, stratejik hatalar. Ama sonuç itibariyle işte Ukrayna Savaşı bence son nokta oldu. Geçtiğimiz sene Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bir tür Avrupa'da konsolidasyona yol açan, belki de tarihi hiç olmadığı kadar büyük bir konsolidasyona yol açmasıyla birlikte Avrupa tekrar bir özüne geri döndü diyebiliriz. Bir tehdit algısında bir güncelleme oldu. İsviçre'den tutun Avusturya'ya kadar daha böyle çerçevenin dışında kendilerini göstermeye çalışan ülkeler dahi o kadar net bir şekilde tehdidi hissettiler ki ve bu tehdidin nükleer olması, ki Soğuk Savaş'ta dahi bu kadar fazla dillendirilmemişti nükleer meselesi. Rusya egemen bir devlet olan Ukrayna'nın Kırım bölgesini 2014'te işgal etti. Ayrıca Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya'ya bağlı fiili bir yapı oluşturdu. 2022'ye gelindiğinde bir kez daha Rusya'nın egemen bir devlete yönelik işgal girişimi gerçekleşti. Bu durum Avrupa güvenliğinin dayandığı bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve egemen bir ülkenin topraklarını işgal etme gibi temel ilkeleri ihlal etmesiyle sonuçlandı. Bu nedenle Rusya son NATO belgesinde müttefiklerin güvenliğine ve Avrupa Atlantik bölgesindeki barış ve istikrara doğrudan tehdit olarak algılandı. Aynı belgede NATO'nun Rus tehdidine karşı savunmasını güçlendirme, direnç ve dayanıklılığını arttırması gerektiği vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde de NATO belki de tarihinin en büyük hava tatbikatını gerçekleştirdi. Air Defender 2023 tatbikatına 200'den fazla uçak ve 10.000'den fazla personel katıldı. Bu Rusya'ya verilen bir gözdağı olarak değerlendirildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Avrupa'da artık yeni bir güvenlik mimarisi söz konusu. Soğuk Savaş sonrası NATO, Rusya'yı da içine alma girişimlerinde bulunmuştu. Ancak bunun devamı gelmedi. Bu noktada Rusya, NATO'yu kendisini oyalamak ve aldatmakla eleştirdi. Öte yandan Rusya'nın 2008 Gürcistan ve 2014 Kırım işgallerine NATO'nun sessiz kalması Rusya'yı cesaretlendirdi. Ukrayna için de aynı formülü uygulamaya çalıştı. Ancak Avrupa ülkeleri bu durum karşısında NATO çerçevesinde yeni bir güvenlik arayışına başladı. Avrupa'da sürdürülebilir bir düzenin tesis edilmesi, istikrarlı bir güvenlik mimarisinin inşa edilebilmesi için Rusya ile öyle ya da böyle bir şekilde anlaşma sağlanmak durumunda. Buna dair tabii ki Avrupa'da farklı kanatların olduğunu biliyoruz. Yani Rusya ile anlaşarak bu mimarinin inşa edilmesi gerektiğini düşünenlerle, Rusya'nın daha da Avrupa ekosisteminin dışına atılarak bu süreci yönetme şeklinde bir düşüncenin olduğunu görüyoruz. Ama bugün bakıldığında tabii ki elimizde çok somut olarak bir mesele var. O da Ukrayna'nın işgal edilmiş olması. Bu Soğuk Savaş sonrası Avrupa'da oluşan topraksal düzenlemeyi, jeopolitik düzeni sarsmış durumda. Son yapılan tatbikata bakalım. Son yapılan hava tatbikatı NATO tarihindeki en büyük hava tatbikatı. Avrupa'da hatta belli hava yollarının rotaları dahi geçici olarak değiştirildi ve açıkça belirtildi ki bu bir 5. madde senaryosu. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için senaryosu. NATO mukabele kuvveti ittifakın tarihinde ilk kez bir doğrudan konvansiyonel savunma görevi ile inisiye edildi. NATO üyesi ülkeler arasında savunma harcamalarının hiç olmadığı kadar yükseldiğini görüyoruz. Yeni güvenlik mimarisinden ne kastedildiği çok önemli.
Çok net bir şekilde tabii ki tarih hiçbir şekilde olduğu yerde kalmıyor. Sürekli bir değişim dönüşüm süreci var. Tehdit algıları da değişiyor. Tehdidin kaynakları, biçimi vesairesi de değişiyor. Dolayısıyla evet tabii ki yeni bir güvenlik mimarisinden söz edebiliriz. Aslında bunun ilk tetikleyicisi Trump döneminde başlayan Avrupa'yı taşın altına elini daha fazla koymaya iten o ciddi anlamda eleştiri dozu gerçekten çok yüksek olan işte ikonik fotoğraflarla bütün Avrupa liderlerinin karşısında Trump'ın tek başına oturduğu o fotoğrafla imgelenen o kırılma noktasıyla başlamıştı. O noktadan itibaren zaten Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerini ne kadar koruyacağı ile ilgili ciddi bir sorgulamaya gittiler ve Almanya dahil olmak üzere savunma ile ilgili çok ciddi hamleler yapmaya başladılar ki orada sınırlama olmasına rağmen bir tür kendilerini güvende hissetmeme noktası orada başlamıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin tetiklediği küresel güvenlik mimarisindeki bir başka değişim Baltıklar'da kendini gösterdi. 1800'lü yıllardan beri silahlı tarafsızlık prensibini benimseyen İsveç'te Soğuk Savaş döneminden bu yana daha barışçıl bir politika izleyen Finlandiya harekete geçti. Tarafsızlıklarıyla dikkat çeken bu iki ülke NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. Her iki ülkenin NATO'ya katılmaları halinde Rusya'nın hem Kuzey Denizi'ne hem de Baltık donanmasını Atlantik Okyanusu'na çıkarması zorlaşacak. Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasıyla birlikte Rusya'nın NATO ile sınırı 2600 kilometreye ulaştı. Bu sınırın 1300 kilometresi Finlandiya ile Rusya arasında. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO için deyim yerindeyse bir dönüm noktası oldu. Hatta o güne kadar NATO'ya mesafeli duran ülkeler bile Rusya tehdidi nedeniyle üyeliğe başvurdu. İsveç ve Finlandiya bunların başında geliyordu. NATO'nun açık kapı politikası var. Kriterlere uyan ülkeler ittifaka girebiliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bu iki ülkeyi benzer bir sürece soktu. Finlandiya birliğe kabul edildi. İsveç şimdilik beklemede. Bu iki ülke ne getirecek NATO'ya, ne kurgulandı? Birincisi şunu unutmamak lazım. Hani Finlandiya Rusya ile çok uzun, yüzlerce kilometrelik bir sınır paylaşıyor. Hatta belli noktalarda bazı uzmanlar bu konuda mütereddittir dahi. Yani bu kadar uzun bir sınırın güvenliği, Rus Batı askeri bölgesi karşısında NATO imkanlarıyla bir müttefik mimaride nasıl sağlanır diye. Ama yine de Finlandiya'nın hani önemli bir askeri ve ekonomik güç olduğu yadsınamaz. İsveç'e gelince durumun iki farklı veçede geliştiği görülüyor. Bunlardan bir tanesi Baltık savunması. Tabii Finlandiya'nın da bu konuda önemli katkıları olacak ama Gotland adası Baltık bölgesinde askeri jeopolitik değeri çok yüksek. Özellikle erken dönemde Rus taarruzuna hem mukabele etmek hem de bunu tespit etmek açısından. Ama ikincisi belki daha da önemlisi İsveç, kıta Avrupa'sı içerisinde işte Almanya, Türkiye, Fransa gibi ülkelerle birlikte gerçek bir savunma sanayi altyapısı olan ender ülkelerden biri. Özellikle İsveç'in savunma sanayisinin çok ileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla İsveç'te NATO'nun çok ciddi ilişkileri de vardı. Yani bu genişleme mevzusu ortaya çıkmadan önce. Finlandiya ise işte yıllarca 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tarafsız olma konumunu başarıyla sürdürebilmiş bir ülkeydi. Ukrayna Savaşı algıları değiştirdi. O bağlamda yani NATO'ya girmeden de bu ülkeler zaten NATO ile işbirliği yapıyorlardı. Bunu söylemeye çalışıyorum ama şu andan itibaren
artık buradan bir geri dönüş yok. NATO bunu öncelikli tehdit olarak Rusya'yı belirledikten sonra Rusya'nın bu sınırlandırılması, biraz önce bahsettiğim mevzuda artık kuzeyde, yani bu kuşağı tamamlamaya çalışıyor. Yani Rusya'nın Avrupa ile olan sınırını, kuzey, orta, güney, bunu bir şekilde eskinin işte bu demir perde örneğinden ters bir demir perde oluyor burada belki, ama bu kuşağı aslında NATO oluşturuyor. Kırım'ın ilhakı sonrasında kamuoyu bence değişmeye başladı her iki ülkede de. Mutlak bir üyelik talebi olarak ortaya çıkmadı. Ama Rusya'nın revizyonizm siyasetini daha fazla uygulayacağına yönelik bir algının da oluşmasını beraberinde getirdi. Nihayetinde devletler riski satın alıyorlar. Yani bir tehdit riskini satın alıyorlar. Bu tehdidin ne kadar gerçekçi olup olmadığı önemli değil. Orada tehdide ilişkin bir algının ortaya çıkmış olması ve bu algı Ukrayna'nın tam anlamıyla topraksal işgaliyle birlikte somutlaşmış oldu ve yaşamsal bir tehdide dönüştü. Ya bana kalırsa Rusya'nın bu bölgeye askeri olarak nüfuz etmesi pek mümkün değil. Bundan sonra da pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. İsveç ve Finlandiya'nın önemine baktığımız zaman Arktik konusunu gündeme getirmek gerekiyor. Çünkü Arktik bölgenin önemi özellikle iklim değişikliğiyle beraber daha da artma eğilimi gösteriyor ve burada bir paylaşım mücadelesi var. Ve Arktik'e kıyısı olup da NATO üyesi olmayan sadece iki ülke var. Bu da aslında temel meselenin Arktik bölge olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Çünkü bu kadar ülke varken bu kadar üzerinde durulan bu iki ülkenin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok net bir şekilde bu iki ülkenin NATO'ya girmesi yönünde bir işaretler göndermesi, baskı araçlarını kullanması, bunun NATO'nun çok ötesinde olduğunun bir göstergesi. Ve yakın dönemde İsveç'te bulunan çok ciddi değerli maden rezervi, Arktik bölgedeki o rezerv meselesinin 21. yüzyılın petrolü olacağını bize bir kere daha gösteriyor. Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuştu. 2022 yılındaki Madrid zirvesinde bu iki ülkenin üyelikleri tartışma konusu oldu. Türkiye iki ülkeyi terör örgütüyle mücadele etmesi konusunda mutabakata zorladı. İmzalanan üçlü mutabakatta Finlandiya ve İsveç yükümlülük altına girdi. Finlandiya daha sonra bu yükümlülüğünü yerine getirdi ve Türkiye vetosunu kaldırdı. Finlandiya NATO'ya katıldı. İsveç ise terörle mücadele yasası çıkarmasına rağmen Türkiye'yi tatmin etmiş değil. Çünkü İsveç sokaklarında hala PKK gösterileri yapılıyor, bayrak ve flamalar taşınıyor. Türkiye bu gösterilerin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu söyleyerek yasaklanmasını istiyor. Muhtemel yeşil ışık bu şart yerine getirilirse yakılacak gibi. Yani sokak gösterilerinin yasaklanması şartıyla. NATO ülkeleri Temmuz 2022'de İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularını kabul ettiler. Üyeler parlamentolarından bu başvuruyu geçirdiler. Geriye sadece Macaristan ve Türkiye kaldı. Türkiye özellikle İsveç'ten terörle mücadele alanındaki taleplerini sürdürüyor. Finlandiya, Türkiye'nin beklentilerini karşıladı ve onay aldı. İsveç ve Finlandiya'nın birlikte girmesi planlanmıştı. Ama İsveç daha sonraya kaldı. Türkiye, İsveç konusunda kararlı. Terörle mücadelede üçlü mutabakata uyulmazsa veto devam edecek gibi. İsveç'e yönelik bir konvansiyonel tehditte Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, bu milletin çocuklarının da gidip orada hayatlarını tehlikeye atması ihtimalini de içeren bir madde. Bütün bu nedenlerden ötürü İsveç'in bu problem hala daha varken NATO ittifakına üyeliği pek düşünülemez. İkincisi, bütün bu eylemlerin bir fotoğrafını alın. PKK terör örgütünün bayraklarını
Örneğin IŞİD bayraklarıyla orada değiştirin flamalarıyla. Bu yapılabilir miydi? Ya da El-Kaide flamalarıyla değiştirin. PKK terör örgütünün flamalarını. Bu yapılabilir miydi? Bunun İsveç'te yapılabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu hususta ifade özgürlüğüne dair söylemlerin de inandırıcı olmadığı gerçek. Belirttiğiniz gibi Türkiye büyük ihtimalle kanundan yeni çıkan yasal düzenlemeden memnun olmakla birlikte fiiliyatta, uygulamada, pratikte bunu görmek isteyecektir. Evet. Ama işin olumlu tarafından da bakmak gerekirse NATO açısından, Türkiye gerçekten somut adımlar gördüğünde olumlu adım atacağını ve üyeliğe yeşil ışık yakacağını düşünüyoruz. Net bir durum var ortada. Yani eğer Türkiye genişlemeye karşı olsaydı NATO'nun, değil mi? O zaman Finlandiya koşulları, o üçlü mutabakattaki koşulları yerine getirmiş olmasına rağmen bizim, yani ona bir yeşil ışık yakmazdı. Ona itiraz ederdi. Dolayısıyla İsveç'in ne yapacağı çok net. Türkiye'nin talepleri de net. İsveç'in bu bağlamda Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesi sonucunda bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Tabii onlar için de belki zor, çünkü yıllarca orada PKK'nın varlığı söz konusu. Bir günde bunu toparlamaları belki mümkün değil, ama yapılabilecekleri zaten Türkiye bir şekilde ev ödevini o tarafa yöneltti. Gerçekleştirdikleri takdirde herhalde bu taraftan da bir sorun, Ankara'dan sorun olacağını sağlıyorum açıkçası. Burada üçlü mütabakat metnine bakmakta fayda var. Orada bir gruplandırma yaptığımız zaman, birincisi PKK'ya artık destek vermemesi, özellikle de kendi topraklarında PKK'nın ve PKK ile ilintili örgütlerin faaliyetlerinin kısıtlanması, hatta mümkünse buna yönelik ciddi bir mücadele geliştirmesini ortaya koymuştu. Yine Suriye'deki PYD'ye, YPG'ye İsveç hükümetinin destek vermemesi, bundan vazgeçmesini istedi. Terör yasası bu bağlamda değiştirilmesi talep edildi ve Türkiye'nin bazı isimleri iadesini talep ettiğini biliyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle evet, terörle mücadele yasasında bir değişiklik ortaya koydu İsveç hükümeti. Ancak bunun sahaya, yani hem İsveç'teki PKK terör örgütünün faaliyetlerinin kısıtlanmasına dönük bir sonuç üretmediğini gördü Türkiye. Önce İsveç'in aslında bir tabiri caizse şapkayı önüne alıp konuşması gerekiyor. Çünkü Hannah Arendt'in o meşhur sözü vardır: şiddet ve siyaset asla bir arada olmaz. Şiddetin olduğu yerde siyaset, siyasetin olduğu yerde de şiddet olmaz. Bu temel ayrımdan hareket ettiği noktada evet, çok net adımlar var. İsveç hükümeti, mevcut hükümet çok daha kararlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü önünde gerçekten vermesi gereken bir karar olduğunu gayet farkında. Ama bir taraftan da tehdit ediliyor. Öncelikle bu unsurların temizlenmesi gerekiyor ki Türkiye'nin de talebi de bu yönde. Bu aslında İsveç'in de lehine olacak bir durum ilerleyen dönemde. Çünkü böyle bir Damokles'in kılıcından bir anlamda kurtulmuş olacak. Türkiye NATO'nun en önemli müttefiklerinden, 31 üye ülke arasında en güçlü ordu, personel bakımından ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Türkiye 31 üyeden biri olarak NATO'da alınacak kararları veto etme hakkına sahip. Çünkü NATO'da kararlar oy birliğiyle alınmak zorunda. Tek bir üyenin itirazı kararı geçersiz kılıyor. Türkiye Avrupa ve Asya kavşağında bulunan önemli stratejik bir müttefik. Öte yandan NATO'da olmak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli açısından önemli bir tecrübe. Yıllar içinde binlerce subay ve asker farklı misyonlarda yurt dışında görev aldı. Son olarak Kosova'da Sırpların başlattığı bir gerginlik nedeniyle NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine bir komando taburu bu ülkede görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komando birliği Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na yerleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri daha önce de NATO çerçevesinde Kosova'da görev yapmıştı. Tüm bunlar Türkiye'nin ittifak içinde hassas görevlerdeki önemini ortaya koyuyordu. Türkiye NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana ittifakın savunması başta olmak üzere birçok katkıda bulunuyor. Tüm harekat, misyon ve faaliyetlerde yer alıyor. NATO'nun Soğuk Savaş yıllarındaki motivasyonu farklıydı. Hatta bazı noktalarda çokça eleştirildi. Bazı karanlık operasyonlarla anıldı.
Ancak şimdi, yani Soğuk Savaş sonrası durum farklı. NATO Türkiye'nin Batı ile bağını kuran önemli bir çıpa. Türkiye'nin elindeki önemli bir anahtar. Savunma için bir kolaylaştırıcı. Yani Türkiye'nin dış politikasında kaldıraç görevi gören bir yapılanma. NATO'nun nereye sınırı olduğu meselesi, işte Orta Doğu ülkeleri sınırı oluyor Türkiye olduğu zaman ifadesi kullanılır ama Orta Doğu ile ilişkileri, işte Doğu Akdeniz ülkeleriyle ilişkileri, Afrika ile, Balkanlarla, Kafkaslarla ilişkileri iyi olan bir Türkiye, tabii ki NATO için de çok daha önemli bir Türkiye anlamına gelecektir. Bu anlamda Türkiye'nin yapıcı siyasetinin NATO açısından da olumlu bir değer olarak addedildiği görülüyor. Savunma sanayindeki atılımlarını da yine NATO'yu güçlendirici olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin NATO'ya, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Türkiye açısından bakıldığında bu örgütün dışında kalmak böyle bir küresel rekabet döneminde herhalde söz konusu olamaz. Türkiye'nin jeopolitik portföyünü çok zayıflatır. O yüzden de NATO'nun içerisinde olmak Türkiye'nin dış politikasına ve savunma politikalarına, güvenlik politikalarına ciddi anlamda katkı sağlayacak bir noktada. Elbette tabii ki terörizm konusunda ayrışıyor Türkiye. İşte ittifak üyesi ülkeler Türkiye'nin terör önceliklerini Suriye bağlamında çok anlamıyorlar. Türkiye'ye ambargo uyguluyorlar vesaire sorunlar var ama bu Türkiye'nin NATO'ya olan ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla karşılıklı olarak birbirini tamamlayan bir çıkar ilişkisi olduğunu söyleyebilirim. Bundan 10 sene önce aklımıza bile gelmeyecek olan Finlandiya'nın NATO üyesi olması hızla gerçekleşti. Eğer Türkiye'nin itirazları aşılırsa İsveç'in olumlu adımlar göstermesi karşılığında İsveç'inki de gerçekleşebilir. Tabii bununla birlikte Türkiye'nin itirazlarının da NATO çerçevesinde, yalnızca Türk Milli Güvenliği çerçevesinde değil, NATO çerçevesinde haksız olmadığını teslim etmemiz lazım. Çünkü ittifakın en önemli ülkelerinden birinin adını açıkça koyalım, İran, Irak, Suriye'ye doğrudan komşu olan, Orta Doğu'ya doğrudan komşu olan NATO'nun tek ülkesinin ve NATO'nun ikinci büyük askeri gücünün, askeri kapasite parametrelerinde nüfusa baktığınızda, mevcut personele baktığınızda bu ülkenin, Türkiye'nin birinci milli güvenlik sorumluluğuyla ilişkili muarız bir tavır gösteren İsveç'in hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir değişiklik olmadan NATO ittifakına girmesi herhalde diplomatik genel kabule de pratiğe de aykırı olacak diye düşünmek lazım. Türkiye Soğuk Savaş sonrası NATO'nun Güney Kanadı koruyuculuğu misyonunu yitirmiş gibiydi. Oysa öyle olmadığı görüldü. Rusya-Ukrayna Savaşı Türkiye'nin gerek Batı dünyası, gerek Avrupa Birliği ve NATO içindeki rolünü yeniden ortaya çıkardı. Küresel güvenlik mimarisi gıda, enerji, tedarik zinciri gölgesinde yeniden şekilleniyor. Bu şekillenmede egemen devletlere saldırı ve işgallere karşı çıkmakta önemli yer tutuyor. Bu açıdan yeni güvenlik mimarisi Türkiye'nin önümüzdeki yıllar açısından belirleyici olacak. Acaba Türkiye NATO'dan çıkmalı mı ya da çıkarılmalı mı soruları çok anlamsız sorular. Evet, NATO'nun gerçekten Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü Türkiye jeopolitik portföyünü çok genişletmiş bir ülke. Yani özellikle Avrupa güvenlik mimarisi içerisindeki konumunu da pekiştirmiş durumda. Bazı soru işaretleri var elbette Avrupa'dan bakıldığında. Türkiye'yi nereye yerleştirecekler? Bunu Avrupa tam olarak hala cevaplayabilmiş değil. Bu sorunun cevaplanması lazım. Tabii ikinci bir nokta da askeri olarak Türkiye, Amerika, İngiltere'den sonra en çok fazla katkı veren ülkeler grubu içerisinde yer alıyor. Yani ilk üç hava operasyonlarında veya diğer barış gücü operasyonlarında, tatbikatlarda, yani Türkiye'nin katkısı göz ardı edilemez.
Sovyetler Birliği çözülüp çöktükten sonra bir yeni dünya düzeni tartışmaları vardı. Bir 10 senelik bir sürede işte Rusya ile işbirliğinin gerçekleşebileceği yönünde açıklamalar ve işte bu yönde bazı kanıtlar ortaya çıkmıştı. O dönemde işte bu Güney Kanat çerçevesinde NATO'nun işte üyesi Türkiye'nin öneminin azaldığı söyleniyordu. Dediğim gibi tamamen jeopolitikle ilgili olarak Türkiye'nin algılanması değişiyor gibi görünüyor retorik olarak, ama şu an bugünün dünyasına baktığımızda aslında Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye'nin konumu çok kritik bana göre. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık ne Avrupa ne Orta Doğu'da çok fazla angaje olmak istemiyor. Esas mesele bu. Silahlı kuvvetleri, savaşan bir silahlı kuvvetler, işte Suriye gibi, Irak gibi çok tehlikeli sahalarda muharip tecrübe kazandı. Türk pilotlarından tutun Türk Kara Kuvvetleri birliklerine, hatta Deniz Kuvvetleri'nin komando birliklerine, amfibi birliklerine kadar işte Türk pilotları, Türk generalleri, bunların hepsi gerçek harp koşullarında, gerçek çatışma baskısı altında pişti. Bu NATO için ittifakın diğer üyelerini düşündüğünüz zaman müthiş bir birikimi masaya getiriyor. Özellikle yeni Avrupa güvenlik mimarisinde. Bununla birlikte bir şeyin daha altını çizmekte yarar var. Batı basınında Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştığına ilişkin bir takım yayınlar çıkarken, Türkiye hala daha NATO tatbikatlarına ve NATO faaliyetine net olarak baktığınızda en çok katkıyı veren ülkeydi. Hatta Ukrayna Savaşı, somut bir örnek vereyim. Ukrayna Savaşı eğer 2022 yılında değil, 2021 yılında patlak vermiş olsaydı, NATO'nun çok yüksek hazırlıklı mukabele kuvveti, ki Kırım'a yönelik işgal faaliyetinden sonra hayata geçirilmiştir, Türkiye tarafından deruhte ediliyordu. Amerika'nın NATO'nun geleceği açısından Avrupa'nın güvenliğine odaklanmaya devam edeceği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri örgüt içindeki yükün büyük bir bölümünü taşıyor. Ama Ukrayna kriziyle birlikte artık Avrupa ülkelerini askeri olarak devreye sokmak istiyor. NATO için en uygun gelecek modeli Avrupa'nın kendi güvenliği için birincil sorumluluğu üstlendiği yeni bir iş bölümü gibi görünüyor. NATO, Amerika-Avrupa hattında Avrupa'nın güvenliğine odaklanmaya devam edecek. Çünkü Ukrayna'nın işgaliyle birlikte Avrupa ülkeleri NATO'ya daha fazla ihtiyaç duymaya başladı. Amerika, acil durumlarda Avrupa'ya ilk müdahale eden ülke ve belli ki Ukrayna krizinde olduğu gibi lider olmayı sürdürecek. Ama asıl yük artık Avrupa'nın sırtında. Farkındaysanız mesela Stoltenberg'in bu seçimler sonrasında hemen Türkiye ziyaretleri ve işte Türkiye'nin öneminin NATO içerisinde altını vurgulaması, bunlar bize aslında neyi gösteriyor? Yani Türkiye'nin NATO'suz, NATO'nun da Türkiye'siz olmadığını gösteriyor. Yani caydırıcılık açısından da Türkiye için NATO vazgeçilmez önemde. Bunu hepimiz de biliyoruz. Tabii böyle bir bölgede yaşıyorsak eğer. Ki yeni soğuk savaşta maalesef biz eski güç dengesinin farklı bir tezahür edildiği ortama geri döndük maalesef. Özellikle mesela Rusya ile ilişkilerde işte arabuluculuk meselesi olsun, diyaloğun bir şekilde sürdürülmesi gerektiği ve bu konuda işte Karadeniz güç dengesine olan katkısı ya da işte küresel anlamda tahıl meselesinde işte arabuluculuk yapması. Evet. Bunlar da tabii çok önemli. Hemen hemen her barış gücü oluşumunda ilk akla gelen ülkenin Türkiye olması, bunun çok önemli bir göstergesi. Sürekli döneminin uzatılması, yeniden teklif götürülmesi yine Türkiye'nin öneminin bir göstergesi. Yani sadece aslında söylemde değil ama eylemde de NATO ile Türkiye arasında ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde bir irade var. Tabii ki manipülasyonlar olacaktır. Bundan rahatsız olan ülkeler farklı yerlere çekmeye çalışacaktır. Ama Türkiye her zaman bu tür ittifaklarda ulusal çıkarı doğrultusunda yer almaya devam edecektir. Ama işte dediğim gibi zamanın ruhunun verdiği avantajı da
aynı İsveç meselesinde olduğu gibi kullanabilen bir Türkiye, işte bunlardan aldığı gücü de yapabiliyor diyebiliriz. 2022 belgesinde net bir şekilde tasvir ediliyor. Rusya'nın bu meydan okumasını bir şekilde ortadan kaldırması, bunu sınırlandırması gerekiyor. Bunu başaramazsa NATO'nun önünde diğer hedeflere ulaşması pek mümkün değil. Hem Rusya tehdidini bertaraf edecek, Rusya'yı sınırlandıracak, belki de Ukrayna'da cezalandıracak toplu olarak ve daha sonrasında da diğer tehditlere yönelip ittifakı bir arada tutması gerekiyor. Bu çok ciddi bir meydan okuma. NATO'yu aynı zamanda dönüştürecek bir hadise. İkinci önemli nokta da Çin'in stratejik bir meydan okuma olarak tanımlanması. Bu tabii NATO'nun görev alanını, misyonunu ve stratejik hedeflerini çok uzağa bir yere konumlandırması, gereksiz yere aşırı yayılmayı beraberinde getirecek ve NATO üyesi ülkelere maliyet üretebilecek bir durum. Yıl öncenin siyasi koşullarında kurulan NATO birçok iniş çıkışa rağmen varlığını koruyor. İttifak kendisini bugünün koşullarına uyarlamaya devam ediyor. Ve sadece Avrupa değil, daha geniş coğrafyalardaki askeri işbirliklerine yöneliyor. Ancak geçen yıllar içinde üye ülkelerin siyasi ve askeri çıkarları farklılaştıkça daha çok tartışılmaya ve bu tartışmalarla birlikte dönüşmeye devam edecek gibi görünüyor. Türkiye ise gerektiğinde hem NATO içinde olmanın avantajını kullanmak hem de ulusal çıkarlar gereği NATO'daki veto hakkını elinde bir koz olarak tutma hakkına sahip. Bunu geçmişte olduğu gibi gelecekte de kullanacak gibi görünüyor. PKK terör örgütünün bu krizi derinleştirmek için ve Türkiye'nin NATO müttefikleriyle arasını İsveç eksende olarak açmak için bu sokak gösterilerini düzenlediği herhalde artık bilinen bir gerçek. Ama bu aynı zamanda ilişkileri, bu terör örgütünün ilişkileri nasıl zehirleyebileceğini de, dolayısıyla İsveç ittifakı üye olmadan bu sorunu neden halletmesi gerektiğini de gösteriyor. Çünkü yine şunu ortaya koyalım, NATO'nun bir kurucu antlaşması var. Türkiye'nin sınırları NATO'daki ve AB'deki pek çok ülkenin sınırları aynı zamanda. Dolayısıyla bu oranın istikrarlı olması Avrupa güvenlik mimarisi için de bir öncelik, bir zorunluluk. Sadece ben sert güvenlik sorunlarından bahsetmiyorum. Yumuşak güvenlik sorunları da var. Daha yeni bu göçmen işte... gemisinin batışı ve hayatlarını kaybeden onlarca insan. Yani pek çok sorun var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bağlamda desteğini almak zorunda NATO. Birkaç yıl önce NATO bir yol ayrımındaydı. Ama Rusya'nın Ukrayna saldırısı bu durumu değiştirdi. Artık hem Avrupa hem de dünyada yeni bir güvenlik anlayışına geçiliyor. Bu süreçte üye ülkelerin İttifak içindeki işbirliğine, ittifakın da ülkelerin özel koşul ve taleplerine dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye de bu ülkelerden. Bugün Türkiye NATO içinde önemini korurken NATO da Türkiye'nin bu konumunu biliyor.